Merhaba Arnold. Televizyon izlerken bir başka akşam seansı başlıyor. Peki burada neyimiz var? Elon Musk uzaya yeni bir roket fırlattı ve uzay Elon Musk'a bir meteor fırlattı. Arnold, rahatla. Daha meteorun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bir meteor, kozmik kökenli büyük bir gök cismidir. Kütleleri birkaç gramdan binlerce tona kadar değişebilir. Ve korkma, tarihte 1954'te sadece bir meteor çarpması vakası var. Ve o zaman bile birinin sadece bacağına çarptı. Oo, görünüşe göre birileri gezegeni kurtarmak için gönüllü oluyor. Ve o da coşkuyla dolmuş sanırım. Görünüşe göre bu bölüm şimdiye kadarki en kısa bölüm olacak. Ve mutlu sonla bitecek. Olamaz. Boş ver. Hep aynı şey. Görünüşe göre gezegenimiz yok olmak üzere. Belki başka bir kurtarıcı vardır. O Arnold olabilir mi? Harika. Senin için bir kıyafet seçeceğiz. Bu olmaz. Kesinlikle bu da olmaz. Hayır. Bu olur. İhtiyacın olan şey bu. Gerçi SpaceX'in DART projesini de kopyalayabiliriz. 2022 yılında 500 kilogram ağırlığındaki bir uzay aracının 6 kilometre bölü saniye hızla Didymos adlı bir asteroide çarpması planlanıyor. Otopilot henüz kurulmadı. Yani manuel olarak uçman gerekecek. Bir kahraman olacaksın. Vay canına Arnold. Demek hayatta kaldın. Yani hemen hemen tüm diğer en düşük yaşam formları gibi. Mikroplar yani. Ama şimdi suyla ilgili küçük bir sorun var. 100 kilometre çapında bir meteor dünyaya çarptıktan sonra şok dalgası 100 bin kilometre karelik bir yarıçap içerisinde neredeyse tüm yaşamı yok etti. Büyük bir kükürt salınımı oldu. Ve tüm yıkımdan kaynaklanan toz ve kül üst atmosferlere yükseldi ve güneş ışınlarının erişimini engelledi. Aç olmalısın. Uzay yemeğini roketlerin içerisinde tutman iyi oldu. Yemek yok muydu? Korkunç. Çünkü dünyada yiyecek kalmadı. Dışarısı eksi 50 derece olduğu için bir uzay giysisi içerisinde olman iyi. Ve burada çok uzun süre yürümek istemezsin. Dikkat et. Hamam böceklerinin de hayatta kaldığını eklemeyi unuttum. Ve biraz mutasyona uğradılar. Koşsan iyi olur. Sonsuza kadar koşmalısın Arnold. Kendini nasıl böyle bir duruma soktun?